sayfamın değerli takipçileri, sayfamın değerli insanları, her birinizi tekrar sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor, kucak dolusu muhabbetlerimi gönderiyorum. Yine bir Ramazan'a özel yemek tarifiyle Yüksel'in mutfağından, AMS SM bürosundan tekrar karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bugünkü menümüzde neler var? Bugünkü menümüz kendi yağıyla pişecek olan balığımız ve balığın yanında defne yaprağımız var. Ve balığın yanında garnitür olarak ve ek yemek olarak sunacağımız patates haşlaması olacak. Ve özel bir balık sosu tarifiyle beraber yine ekranlarınızda olacağım. Balık sosu için gerekli olan malzeme yoğurt, mayonez, dereotu, bir tane salatalık turşusu, 3 diş sarımsak ve ince kıyılmış yeşil soğan ve yarım kuru soğan ve bir yarım limon, sıkılmış çekirdeklerinden ayıklanmış olan limon ve balığın bugün ne yapalım, nasıl AMS tencerelerinde yapıldığına hep beraber şahit olalım. Öncelikle patateslerin aslında daha küçükleri vardı ama ben yoğun bir şekilde bugün aradım, en küçük bunları bulabildim. Salzkartoffel dediğimiz daha ince patatesleri tercih ediyoruz. Patateslerimizi tencerenin içine alıyorum ve şu şekilde tencerenin içerisine atıyorum patateslerimi. Bir su bardağı kadar sadece üzerine su ilave ediyorum. Çok kolay ve pratik bir şekilde bir su bardağı kadar suyumu aldım basıncını oluşturabilmesi için. Ve tekniğin, teknolojinin en son olarak ve imkanlarıyla üretilmiş olan bayanların evdeki can simidi, ufaklardaki can simidi turbo, hızlı pişirme, sekuy kuy kapağımızla beraber sayfamın değerli insanları 3 dakika içerisinde ocağımdan patatesimi indireceğim ve bir taraftan balığını kızartmaya sunarken bir taraftan da sizlere özel sosumun tarifini yapacağım. Turbo kapağımı tencerenin üzerine örttüm, hafif bir şekilde kapağımı bastırdıktan sonra mekanizmasını kilitledim ve yine autotermimi açıyorum. Bluetooth işareti gibi işaretim dönüyor. Hem ocağıma entegre hem de tencerenin üzerindeki Vizio termi tanımlıyor ve softa getiriyorum. Neden softa? Turbo ayarında kuru baklagiller, kuru fasulye, nohut gibi kemikli etler gibi. Softa ise daha naif sebzelerin haşlanması için bir ayardır. Dolayısıyla bir dakika sonra derecemiz, hemen Vizio termin altından kırmızı derecemiz çıkacak. Softun birinci ayarına geldiğinde bana alarmı verecek ve ben 2 dakikaya ayarlayacağım. 2 dakika sonra gelen alarmdan ocağımın altını tamamen kapatıp patatesimizi sizlere sunmuş olacağım. Sayfamın değerli takipçileri. Dolayısıyla öyle açıp fokur fokur kaynatmaya gerek kalmadan bu patateslerin daha küçüklerini tercih ederseniz emin olun ki akşam televizyonun karşısında otururken bile çıtır çıtır yiyebileceğiniz, her türlü ara sıcak olarak yemeklerin yanında garnitür olarak kullanabileceğiniz, takviye olarak kullanabileceğiniz muazzam bir şekilde hazırlanışı çok kolay ve pratik bir şekilde ne yapıyoruz? Patatesimizi sadece ve sadece 3 dakikanın içerisinde haşlamış oluyoruz. Neyle? Tabii ki AMS ürünleriyle sayfamın değerli takipçileri. Birinci alarmdan sonra ocağımı kısacağım. Hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Ve evet, sayfamın değerli takipçileri, patatesi ocaktan aldıktan sonra yağsız bir şekilde omega 3'lerine zarar vermeden balık nasıl yapılır? Autotermimi açtım. Yine Bluetooth işareti gibi işaretim zıplıyor. Ocağımın altını tam açarak derece ayarımı et işaretinin üzerine getirdim. Tavamın ısıyı depolamasını ve yağsız bir şekilde kızartmaya hazırlanması için ne yaptım? Ocağımın altını tam açtım ve bekliyorum. İbrem, derecem, kırmızı işaretim. Kameraman arkadaşım da zoomluyor. Kırmızı işaretim et işaretine doğru gidiyor. Dolayısıyla bu tip ürünlerde, AMS ürünlerinde yağsız bir şekilde kızartma, büftek, pirzola, sucuk, köfte gibi yiyeceklerinizi yapabilmek için önceden ısıyı depolamanız gerekiyor. Yani ürünün altında bulunan akü termik kapsül tabanı bir pil gibi, bir akü gibi ısıyı depo ederek siz ocağı kapattıktan sonra en azından bir 25-30-35 dakikaya kadar pişirme özelliğine sahiptir. İşte burada şu anda biz ne yapıyoruz? Tavamızın iyi bir şekilde
yağsız bir şekilde kızartabilmesi için ısıyı depolamasını sağlıyoruz. Boş bir şekilde şöyle kapağımı kaldırabilirim. Evet, autotermimi oynatmadan tabağımın içinin boş olduğunu siz de görebilirsiniz. Ama et işaretine geldiğinde derece artık yağsız bir şekilde kızartmaya hazır olduğunu bana işaret verecek ve derecem ilerli. Takipçileri, ekrandan da gördüğünüz gibi şu anda boş olan tabağım tam 60 derecelerin altına geldi. Et işaretinin üstünde alarmı veriyor. Yağsız bir şekilde kızartmaya hazır olduğunu ne yapıyor? Bana haber veriyor. Ben autotermimi kapatıyorum. Kapağımı alıyorum ve ters çeviriyorum. Tabağım ısıyı iyi bir şekilde depo ettiğinden artık eminim. Hemen burada lakslarımı alıyorum ve lakslarımı gördüğünüz gibi tavanın üzerine diziyorum sayfamın değerli insanları. Tavan ısıyı tamamen depo etmiş bir vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi lakslarımı tavanla buluşturdum. Ve aralarına biraz karideslerimden alıyorum. Biraz farklı bir lezzet. Herkes beğenir ya da beğenmez. Elinde yapar ya da yapmaz. Kendi arzusuna göredir. Ve ocağımı kapatıyorum. Bir iki tane defne yaprağından farklı bir lezzet verebilmesi için defne yaprağından balığımı buluşturuyorum. Balığımı buluşturduktan sonra kapağın üzerine altlık olarak kullanabileceğim kapağın üzerine alıyorum ve sayfamın değerli takipçileri şu şekilde biraz daha yaklaştırmak suretiyle bu sefer ocağımı fırına dönüştürüyorum. Evet, görmüş olduğunuz bu ocakta aynı zamanda dünyanın en küçük fırınlarıdır ve bütün tencerelerinizi fırına çevirebilirsiniz. Şimdi ters istikamette kapattım. Ve kameraman arkadaşım da oradan görüntüyü alıyor. Ayarımı 3'e aldım. Artık pişirme işlemini yukarıdan, aşağıdan tabak kendi ısısıyla beraber yukarıdan ocağa. Yine auto termimi açıyorum. Açtıktan sonra artı işaretini buluyorum. Artı işaretini bularak 3 dakikayı ayarlıyorum sayfamın değerli takipçileri. Sadece ve sadece 3 dakikaya ayarlıyorum. Evet. Ve auto termimi ocağımın fırınımın üzerine bırakıyorum. Alttan ısınan tava yukarıdan da bir fırın vazifesi gören navigenyumu ne yaptım? Tenceremin üzerine kapakladım. Altlı ve üstlü şu anda eşit bir şekilde balığımı bir damla yağ ilave etmeden sayfamın değerli takipçileri kızartıyorum. Oysa ki bunu siz yağın içerisinde yapmış olsaydınız, yağın içerisinde ne yapacaktı? Balık yağı çekecekti ve aynı zamanda o yağı çektiği gibi hem de kızarmış yağlar akremite dönüşerek kanserojen bir vücudumuzda kimyasala dönüşmüş olacak, trans yağa dönüşmüş olacaktı. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi ben balığımı bir damla yağ ilave etmeden autotermimle kızartıyorum. Bir taraftan balığım kızarırken ben özel sosumu hazırlamak ve bunu sizlerle buluşturmak istiyorum. Sayfamın değerli takipçileri, balığın yanında en güzel sos ve bilmiyorum eğer Nordsee'de balık yediyseniz, evet 3 dakikadan 2 dakikaya düştü. Ya da McDonald's'ta fish mac gibi balık ekmek yediyseniz orada da bu lezzete şahit olmuşsunuzdur. Malzemelerim yoğurt, şöyle dolu dolu 4 kaşık yoğurt alacağım. Evet, malzemelerimiz 3-4 kaşık yoğurdumu karışım kabımın içerisine aldım. Hemen yoğurdumu bir kenarıya alıyorum. Ve 4 kaşıkla bunun üzerine sayfamın değerli takipçileri mayonez alıyorum. 1-2-3-4. Bunu da üzerine aldım. Mayonezimi de ne yapıyorum? Sayfamın değerli takipçileri kenarıya alıyorum. Bir çatal karışımıyla daha kolay olacağı için çatalımı tabağın içerisine aldım. Şimdi özel karışımım, bir daha karışımımı söyleyeyim. Yarım soğan çok ince bir şekilde doğranmış kuru soğan ve iki tane
yeşil soğan fakat çok ince bir şekilde doğranmış, bir tane salatalık turşusu çok ince şekilde doğranmış, bir tane sarımsak ve dereotu. Dereotunu ben taze olarak tavsiye ettim ki dereotu da biliyorsunuz ki karaciğerleri, akciğerleri temizlemede müthiş bir etkisi vardır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Şimdi karışımımızdan bunları buluşturuyoruz. Soğanımızı attık. Evet, iki diş doğranmış sarımsağımız, yeşil soğanımız, kuru soğanımız, çok ince doğradığımız bir salatalık turşumuz. Bu arada ocağımız 1 dakikaya, fırınımız 1 dakikaya düştü. Dereotuyla da beraber ne yapıyoruz? Sosumu buluşturuyorum. Ve sosumun içerisine evet alarmı verdi. Ve ne yapıyorum? Şimdi tabağımı kenarıya aldıktan sonra ocağımın altını sıfıra getiriyorum, kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıfır. Autotermin'de görmüş olduğunuz gibi 3 dakika sonra bana alarmını verdi, kapattım. Yağsız bir şekilde balık nasıl kızardığını birazdan göreceğiz. Alttan tava almış olduğu ısıyla, yukarıdan da fırın vazifesi. Bunun içerisinde neler yapamayız? Bunun içerisinde pizza yapabiliriz bu şekilde. Bunun içerisinde lahmacun yapabiliriz. 3 dakika içerisinde 24 santim, her 3 dakikada 24 santimlik bir pizza hazırlayabiliriz. Bunun içerisinde yarım dakikada bir lahmacunu çıkartabiliriz. Efendim farklı tencereler kullanarak bunun içerisinde kekimizi yapabiliriz, pirzolamızı yapabiliriz, adanamızı yapabiliriz, şişimizi yapabiliriz, köftemizi yapabiliriz. Yani ekmeğimizi yapabiliriz. Aklınıza gelecek her türlü tenceremizi, her boyutta 20 santim, 24 santimlik tencerelerimizi hem ocak gibi hem de fırın gibi kullanabiliyoruz. Evet, karışımımın içerisine şimdi daha önce sıkmış olduğum yarım limonumu da ilave ediyorum. Yarım limonumu ilave ettikten sonra tuzumu ilave ediyorum. Ve McDonald's'a ya da Notze'de şahit olduğunuz ya da damak tadını yakalamış olduğunuz balık sosumu birebir burada sizinle beraber bu keyfi yaşayacağız. Bir çatal yardımıyla, çatallan daha güzel karışır. İyi bir şekilde bu karışımımızı, balık sosumuzu kendi evimize hazırlayarak, müthiş bir lezzet yakalayarak balıklarımızı tüketmede, yemede daha keyifli bir hale getirebiliriz. Ama dereotunu ne kadar bol tutarsanız o kadar iyi olur. Gerek sağlığınız açısından, ciğerlerinizin temizlenebilmesi açısından, gerekse de balığa vereceği ayrı lezzetten. Görmüş olduğunuz gibi tuzumu da ilave ettim ve karışımımı, özel olan bu balık sosumu. Hayran kalacaksınız ve bunu balığın haricinde birçok yemeğin yanında bile ne yapabiliriz? Sofralarda ördemelerimizin içerisinde hazırlamış olduğumuz meze tabaklarını da kullanabiliriz. Evet, restoranta olan takipçilerimiz de varsa onlar da buradan bize iyi tiyolar alıyordur. Mutlaka herkesin farklı bir tarifi vardır ama bu lezzeti, bu tarifi, çok basit olan bu tarifi mutlaka evinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Sayfamın değerli takipçileri. İşte gördüğünüz gibi karışımımı iyi bir şekilde tamamladıktan sonra sayfamın değerli takipçileri, ocağım kapalı, sıfırda, balıklarım artık kendi ısısıyla beraber kızarıyor. Patatesimi 3 dakika içerisinde hazırladım. Sosumu da görmüş olduğunuz gibi 1 dakika içerisinde hazırladım. Ramazan sofralarına ayrı bir keyif, ayrı bir lezzet verirken aynı zamanda omega 3 almanıza ve sağlıklı beslenmenize vesile oluyoruz. İşte tekniğin ve teknolojinin en son olanak ve imkanlarıyla üretilmiş olan AMS ürünleri ve AMS tencerelerimizde görmüş olduğunuz gibi ocağımızı fırın haline de dönüştürebilirsiniz. Bunu seyahate giderken bir el çantası gibi yanınıza gezdirebilirsiniz. Bahçenizde kullanabilirsiniz. Dönüşümlü kablolarla beraber birçok noktada efendim size hizmet vermesini sağlayabilirsiniz. Ocağı açacaksınız, ocağı ısıtacaksınız. 15-20 dakika, 45 dakika sürecek. Efendime söyleyeyim, ısınması, ondan sonra malzemeleri fırına göndereceksiniz. Pişti mi, yandı mı, taştı mı gibi hiç kaygı ve endişe taşımadan dünyanın en ekonomik olan ocağı, indüksiyondur aynı zamanda ve dünyanın en küçük fırını olarak size hizmet veriyor sayfamın değerli takipçileri. Bu sayede mutfaklarınıza daha ayrı bir keyif katacaksınız. 3 dakikanın içinde bir keki ve pizza yapacaksınız ama öbür taraftan düşünün. 380 voltla çalışan, sanayi elektriğiyle çalışan ocaklarınızın bir pizzayı pişirebilmesi için en azından 15-20 dakika açılarak ısıtılması sağlanıyor. Ne kadar elektrik yaktığınızı ve ne kadar beklediğinizi
herhalde buradan sizler de tahmin ediyorsunuz. İşte size yemek pişirmeyi çileden zevke dönüştürecek bu teknoloji harikası ürünle beraber yağsız balığı gösterdim. Ama siz tavuk yapın, bütün tavuklarınızı nar gibi mangal lezzetinde ya da pirzolanızı, büftenizi, sucuğunuzu, köftenizi, ekmeğinizi, lahmacununuzu hiç fark etmiyor, yapabilirsiniz. Bunu birebir kendi evinizde test etme imkanına sahipsiniz. Yükselin Mutfağı'ndan, Amise Bürosu'ndan ben bunu sizlere sesleniyorum. Ama sizler eğer ekranın altındaki numaralardan bize ulaşırsanız, birebir kendi evinizde bunu test etmek isterseniz, Ramazan'a özel 12 değişik hediyeden hiçbir euro ve 1 sent vermeden bedavaya sahip olabileceğiniz özel tanıtım hediyelerimize sahip oluyorsunuz. Uzun yıllar mutfağınızda kullanabileceğiniz bu ürünlere bedava sahip olurken ürünümüzün içerisinde pişirmiş olduğunuz yemeğin tadına bakıyorsunuz, gözünüzden birebir görüyorsunuz, benim anlattıklarımı, bizim anlattıklarımı işitiyorsunuz. Yani bütün duyularınıza hitap ediyoruz. Bu ürünleri kullanmak sizin de hakkınız. Ramazan ayına özel muhteşem ve dehşet kampanyalar, AMSE tarihinde görülmemiş kampanyalara siz de ulaşmak istiyorsanız, size bir telefon kadar yakınız, ayda 50 euro'dan başlayan taksit imkanlarıyla beraber ev hanımı olarak ya da hiç çalışmayan beyler de sahip olabilir. Ev hanımları da kendilerine böyle güzel bir ödülü, böyle güzel bir ürünü Ramazan'da layık görerek alıp kullanabilir. Beyler de Ramazan ayı içerisinde bayanların çekmiş olduğu çileye bir nebze olsun yardım sağlayabilmeleri için, belki de evlilik hayatları boyunca eşlerine alamayacakları, sunamayacakları en güzel hediyeyi buradan sunabilirler. Bizi arayın, size bir telefon kadar yakınız. AMSE Esen Bürosu'ndan her birinize saygılar ve sevgiler gönderiyorum. Birazdan patatesiyle, balığıyla, sosuyla beraber tabağın içinde sunumda buluşmak üzere tekrar görüşüyoruz. Biz buradayız, burada kalın, ekranlarımda kalın. Sayfama abone değilseniz hem YouTube kanalıma, hem Facebook kanalıma, hem de diğer sosyal medyadaki tüm kanallarıma da üye olmayı unutmuyorsunuz. Yükselen Mutfağı'ndayız. Görüşüyoruz, sunuma geçeceğiz birazdan. Evet sayfamın değerli takipçileri, 3 dakika tuttuk. Ocağımızı da bir müddet kapattıktan sonra bir kapak vazifesi görsün diye balığımızın üzerine tuttuk. Yani toplam bir 3 dakikalık ısıyla beraber yağsız bir şekilde balığımızı ne şekilde hazırladık? Hemen bir şöyle zoomlayarak görüntüsünü alalım. Bir de müthiş. Hemen ocağımı kapatıyorum. Evet, ocağım zaten kapalı. Görmüş olduğunuz gibi bakın, bir damla yağ koymadığımız balıktan çıkan yağ bir görün değerli takipçilerim. Evet, balığın yağını şöyle arkadaşım sizlere gösteriyor. Evet, tabii ki okyanus balığı olduğundan dolayı diğer balıklara nazaran, sıcak deniz balıklarına nazaran nedir? Kendi yağı çok daha fazladır. Karides ayrı bir keyif katmıştır görmüş olduğunuz gibi balığımızın içerisine. Sayfamın değerli takipçileri, şimdi sunuma geçelim. Tabakta balığımızı bir görelim. Ayrılmayın, sunumdayız. Beraberce tüketeceğiz efendim. Takipçileri, sevgimizi katarak tekniğin ve teknolojinin en son olanak ve imkanlarıyla üretilmiş olan AMSE ürünlerinde sadece ve sadece 3 dakikada patatesimizi haşladık ve ocağımızın üzerinde bir fırın gibi kullanarak bir damla yağ kullanmadan hazırlamış olduğumuz laksımızı, karidesimizi ve özel sos karışımımızı bu şekilde ne yaptık? Tavamıza sunduk. Biz sevgimizi kattık ve sofranız ile buluşturduk. Bu kadar. Size afiyet olsun. AMSE'niz yoksa bizi arayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Sayfamda kalın efendim.